Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle TikTok gerçekten verilerimizi çalıyor. Şimdi ayrıntılı bir şekilde geçelim. Ben biraz daha Apple'la ilgili de girişeceğim. Onun için şimdiden videoyu yani bir dakikasını izleyip de değil de birçok videonun tamamını izlemeyi tavsiye ederim. Gerçekten bu olay çok şaşırtıcı. Hatta belki size nasıl çalındığına kadar göstereceğim. Onun için takip edin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Zil butonu var. Zil butonuyla sayesinde yeni videolardan haberdar olacaksınız. Şimdi şöyle bir şey var ki evet birçok kanal bunun videosunu, birçok yer videosunu yapmaya başladı ve yaptı. Fakat benim ilgimi çeken noktalar da oldu ve hatta Apple'da geliştiriciler konferansında da bunlarla ilgili gelişmeler yaptı. Yani şöyle diyebilirim, gizlilik konusunda gerçekten geliştiriciler konferansında bu kadar değinilmişti. Demek ki olay bu kadar büyük Apple'da da. Şimdi gelelim TikTok'un bizim gizlilik verilerimizi nasıl çaldığını ben hızlı bir şekilde özetleyeceğim için birçok kanaldan biliyorsunuz. Ama ben hızlıca bir geçeyim. Öncelikle dosyalarınıza tamamen erişim hakkı, galerinize erişim hakkı, rehberinize erişim hakkı, mesajlarınıza erişim hakkı ve bunları tamamen daha anonimleştirmeden bunları depolama, galerinizi tamamen gizli fotoğraflarınız olsa bile dosyalarınızda bütün dosyaları istenilen şekilde alıp yükleyebilir ya da kullanabilir. Aynı şekilde bu sizin konuşmalarınız, arada bir de kamerayı açıp hangi yerde ne zaman sizin fotoğraflarınızı çekebilir konumda bu iOS ve Android'de de geçerli. Aynı zamanda bu sesleri tamamen algılama, GPS'imizi 30 saniyede bir belki daha sık bir şekilde bunun GPS verilerini karşı tarafa gönderme, yani sonra banka işlemleri yaptıysanız bu banka işlemlerinizi ve bankadaki şifrelerinizi, Wi-Fi şifrelerinizi, aynı zamanda birçok şifre alanlarınızı, bütün hepsini TikTok'a vermiş oldunuz şimdi eğer yüklüyse. Şahsen ben de bir ara TikTok'la ilgili birkaç denemeler yapmıştım ama benim mesleğim aracılığıyla. Hani nasıl bir platform, nasıl bir kitle var. Ama dediğim gibi böyle bir platform. Ben de çok iyi bir platform olduğunu söylemiyordum zaten. Tek ben orada algoritmanın nasıl işleyeceğini öğreneyim derken benim de bazı bilgilerim gitmiş olabilir. Şimdi öncelikle bu bilgileri gerçekten çok değerli. Markalar açısından çok çok değerli. Bu bizim telefon numaramız, ismimiz, konumumuz, nelerle ilgilendiğimiz, bunlar çok önemli. Şimdi dijital pazarlama alanında bu tür verilerin değeri farklı. Hani çok değerli. Şimdi biz Facebook, Twitter, Instagram yapmıyor mu diyeceksiniz. Aslında onlar da yapıyor ama bu kadar sizi korkunç bir şekilde her şeyinizi alacak kadar değil. Instagram, Facebook ve bunların gizlilik anlaşmasında kayıt olurken amacı şu. Ben diyor ki senin arada yazdığın kelimeleri uygulamanın içinde bakarım. Bunlara göre ilgilendiğin ürünleri yani reklamları ona göre optimize ederim. Etraftan sesleri algılarım. Anonimleştirerek bakarım. Şu reklamla uyuşuyorsa onu gösteririm gibi. Hani böyle tamamen data alayım işte bunu yedekleyeyim gibi değil. Bunlar böyle çalışıyor. Ama işte TikTok'un daha kayıt olmadan hani yani kayıt olsanız bile bu verileri alabiliyor. Yeter ki yüklü olsun. Yani telefonunuzda yüklü olduğu an sizin datalarınız gidiyor bildiğiniz. Çok tehlikeli bir durum. Onun için şu an yapmanız gereken mümkün olduğunca TikTok'u silmeniz. Şimdi bu diyeceksiniz ki böyle bir olay çıkarıldı TikTok sorun yapıyor. Hani TikTok'u bırakın diye kitlesi düşsün diye belki böyle düşüneceksiniz. Hayır öyle değil. Bu kadar hızlı bir şekilde sizin ne varsa kopyalayabiliyor. Hatta bunun internette eğer buraya koyabiliyorsam kopyalama seçeneğini nasıl avladığını göreceksiniz. Şimdi böyle bir sistemden sizin verileriniz gerçekten çalınıyor. Hatta bunun da internette ben videomun bazı yerlerine bu ayrıntılı olarak videoyu koyamam ama bazılarının
daha gizli videosu olduğu zaman hani TikTok'ta gizli videolar olarak bulundurulup sonra TikTok tarafından reklam veriliyor. Yani gizli videosu bir bakıyorsunuz reklam etmiş, bu tür olaylar dönmeye başladı. Açıkçası çok tehlikeli bir uygulama ve yakında da TikTok'la ilgili büyük yaptırımlar olacak. Çünkü şimdi dediniz ya diyebilirsiniz hatta bu konu hakkında işte bu yap işte TikTok'u düşürme amaçlı abi birçok yerde yasaklanmaya başladı. Amerika'da bugün 8 ben bu videoyu 8 Temmuz çekiyorum. 8 Temmuz'da çektiğim haberde şu geldi. Çin uygulamalarının hepsi yasaklansın haberi geldi Amerika'da. Şimdi emin olun bir terslik var. Yani bu gerçekten bir olay ve bu kadar değerli verilerimizi daha da devam ettirmeyip mümkün olduğunca belki şifrelerinizi de değiştirin. Birçok şeyi o uygulamadan kurtulun mümkün olduğunca en hızlı şekilde. Ve Androidçiler daha da hızlı kurtulması gerekiyor. Bu konudan dolayı size istediği dosyayı yükleyebiliyor. Sizi istediği şekilde suçlu bile çıkarabilir. Onun için bu kişisel telefon olduğu için hani ben şunu yüklemedim falan diyemezsiniz. Çünkü siz onun içini telefonu neyle doldurduğunuzu kimse bilmiyor. Neyle dolduruldu bu, kim tarafın. Hani bu tür durumlar çok riskli. Şimdi gelelim. Benim ilgimi çeken bir nokta daha var. WWDC 2020'de yani Apple'ın geliştiriciler konferansında kameranın hangi uygulamalar tarafından kullanılacağını, hatta mikrofonun kullanıldığı uygulamalarda bir ikon beliriyor ve o uygulamada görebiliyorsunuz işte şu uygulama şunu kullanıyor. Hatta kopyaladığınız şeyi hangi uygulama kopyalıyor onu çekiyor, onu görebiliyorsunuz. Şimdi böyle bir geliştirmeyle iOS'ta bunların açıklarını bence fark ettiler fakat hızlı bir şekilde iOS 14'te bunların giderilecek ama bu tür şeyleri görüp bir de bu olaylarla ilgili bağdaştırdığımızda gerçekten çok farklı bir dünya açıkçası. Dediğim gibi bütün verilerinizi daha çok yok etmeden, kendinizde bütün verilerinizi daha fazla vermeden bence TikTok'u bırakmanın zamanı gelebilir. TikTok kendisini tamamen eğer bu tür durumdan dolayı tamamen özürlerini ve datasını bir tür şeyler yaparsanız ve bu daha önce Facebook'a oldu. Dediğim gibi dikkatli olun. Mümkün olduğunca silin. Ben bu hızlıca bu videoyu yükleme peşindeyim. Eksik konular olursa biliyorsunuz zaten TikTok'la ilgili neler çalındığıyla ilgili verileri zaten birçok yerde gördünüz. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Onun için TikTok'tan uzak durmaya başlayın. Çünkü verileriniz çalınıyor. Bir sonraki videoda haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayın. Dediğim gibi abone olmayı da unutmayın. Bu tür videoları da arada hızlı bir şekilde iyi bir kanıt bulduktan sonra yani çekmeyi sağlıyorum hani bu video çekimini. Evet, çok uzatmayayım. Bu 10 dakikanın altında olsun. Sizlere güzel günler, TikToksuz günler dilerim. Görüşmek üzere.